Sevgili izleyenler, bir belgesel kuşağımıza daha hoş geldiniz. Şimdi izleyeceğimiz belgeselimizde Nişantaşılı Berkutay ve Bağcılarlı Salih'in hikayesini izleyeceğiz. Nişantaşı çocuğumuz... Bağcılarlı Salih. Selamlar, ben Berkutay Terzioğlu. Berkutay T, kısaca Berkutayt. Ben Salih İsmail Ege, kısaca Siye. 25 yaşındayım, Nişantaşı'nda oturuyorum. 25 yaşındayım, oturuyorum. En sevdiğim hobim golf oynamak. Benim hobim, ben yılanlardan korkuyorum. Oğlum sen niye golften korkuyorsun lan? Sen fobiden bahsediyorsun. Yani? Yani... Sevdiğin şeyler, hoşlandığın şey. Lan ben kimseden hoşlanmıyorum, kimse de benden hoşlanmasın. İyiyim böyle. Tamam, o zaman gençlerimizin aile hayatlarına göz atalım. Bakalım aile hayatları nasıl? Hadi bak. O da ona, sen çok zenginsin. İlahi, çok espiritüelsin. Sen de çok espiritüelsin. Ayrıca çok karizmatiksin. Sen de çok güzelsin. Senin Allah belanı ver. Allah sil. Bana bak. Bir daha benim tıraş makinamı kullanmayacaksın. Ya bırak, bırak, bırak. Berbere gönderdin var sanki. Berber diyor, ondan bile haber. Kunduz! Hadi oradan pirana! Dişlere bak, kunduz! Hadi oradan, hadi oradan. Benim iletini yedin, piranasın sen. Benim iletini yedin. Tipine bak, şu ev 2+1'di, yedin bu evi 1+1'e dönüştürdün. Terbiyesiz, otur şöyle. Ah, Cankut! Şu müzikteki dinginleştirici etkiye bakar mısın? Ah, sorma hayatım. Notaların yumuşaklığı adeta ruhumu gıdıklıyor. Allah canını almasın. Yemin ediyorum bütün içim geçtin o. Baba öyle beni içimiz ısınır diye şey çalıyordun ya. Yapma. Ver o zaman, ver. 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 İçimiz ısınsın o zaman. Bak. Elinle tut, elinle gelin yansın. Ne öyle niye sen? Konuşma. Pirağa seni. Hem niye çocuğun kariyerini yaktın sen? Ya hakikaten kariyerimi yaktın baba. Neyse ısınalım da oğlum, önemli olan. Oğlum, en sevdiğimiz belgeselin saati geldi. Gel anneciğimi izleyelim. Gel. Kartallar doğduğu andan itibaren yükseklerde uçar. Senin eğitmenim kaynanamı dövmedi mi? Benim kaynanamın amcası yok. Münasebetsiz ilişki yaşamadım. Ya senin amca oğlum benim kayınpederime pandik atmadı mı? Attı. Atmakla da kalmadı. Dayını... Oğlumcuğum, şimdi kartalları izleyince aklıma geldi. Bu Kartaloğlu Holding'in sahibinin oğlu İngiltere'de okudu ve tam 4 dil biliyor. Ayrıca bilişim şirketi kurdu ve dünyanın en zengin insanlarından biri oldu. Bakkal Mahmud'un oğlunu örnek al. Bak çocuk okudu, bakalım başına geçti. Tornacı Kemal'in oğlunu örnek al. Bak çocuk okudu, tornacı oldu. Nalbur Hasan'ın oğlunu örnek al. Bak çocuk okudu, nalbur oldu. Yani? Okuma, gerek yok yani. Öyle deme Mustafa. Bak Semiha'nın kızı Merve'ye okudu, yüksek lisansını yaptı. Sonra havada kaptılar kızı. Annem Merve pavyonda çalışıyor. En azından aile ekonomisine katkı sağlıyor. Ama senin tırnağın olamaz oğlum. Yani. Of, anne, baba artık yeter, beni övmeyin ya. Ben de biraz yaşamak istiyorum. Bana biraz sorumluluklarımı öğretin ya. Ah, demek öyle küçük bey. Sana ceza. Bundan sonra kendi ayakkabılarını kendin bağlayacaksın. Hayır baba. Ayrıca kendi dışına kendi fırçalayacaksın. Kendi suyunu da kendin içeceksin. Hayır. Bilim Cankut. Onlarca kişi işsiz mi kalsın? Bari Katya'yı bırakın. Bundan sonra çalışacaksın, aile ekonomisine katkı da bulunacaksın. Ya çalışmıyor mu? Zaten çalışıyorum. Sanayide çalışıyorum. 3 işteydim. Sana bir yaralamadım ki ben baba. Sen ne biçim konuşuyorsun lan babanla? Ne biçim konuşuyorsun? Sen ne biçim konuşuyorsun lan babanla? Teşekkür ederim bana katıldığın için. Bana bak! Ne oldu ya? Bana bak! Bundan sonra... Bilme lan! Allah Allah. Zırt o senin. Bundan sonra da ayakkabı bile giymeyeceksin. Giymiyorum ki zaten. Ayakkabım yok. Terlik giyiyorum. Şurası konuşma babana, cevap verme. Bundan sonra su bile içmeyeceksin. Faturayı yatırmamış ki zaten. Su yok. Camiden içiyoruz ya. Bundan sonra yaşamayacaksın. Yaşamayacağım mı?
Yaşamıyoruz ki zaten. Buna hayat mı denir ya? Bir şey söyleyeceğim. Çocuğun bizle yaşaması zaten ceza gibi ha. Doğru diyorsun. Bundan sonra 5 sene boyunca bizimlesin. Yürü lan! Sus konuşma. Yürü. 5 çok değil mi ya? Yürü. 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 Evet, ailemizi kendimiz seçemeyiz ama seçtiğimiz arkadaşlarımız ailemiz olur. Bakalım gençlerimizin arkadaş ortamları ve eğlence hayatları nasıl? Sevdim seni geçen ay, hadi sana bay bay. Gelenlere hay hay, gidenlere bay bay. Sosta dilini sevmem, solu da kay kay. Sen bilirsin ben de ay, senin aklım burada. Atakan sus lan. Hadi inelim burada. Abi. Yıkılıyor ya. Şeyler vardı. Merak etme. Arabayı itme ya da it ya, yenisini alırız. Bro, senin arabaya ne oldu ya? Ya bro, ben benim diğerini servise götürdüm. 30 gün sonra çıkar dediler. Ben de yenisini aldım. Ben size bir şey söyleyeceğim. Bizi şimdi bu şekilde 3 kişi binmiş görürlerse polis bir laf etmesin la. Kimse bir şey diyemez. Ekipmanlarımız tamam. Dizlikler bende kardeş. Eldiven bende. Kask bende. İyi kardeş, kaza yaparsak götümüzü başımıza her yerden toplarlar. Puzzle gibi ekipmanı birleştirirler abi. Ne yaptınız kankiler? Abi sorma ya. Geçen gün club'tan çıkıyorum. Ya bu Tarık Berkler'in tayfa bana tutuldu galiba. Mevzu yapacağız. Mevzu mu? Hadi gidelim. Ay nereye lan? Dövmeye mi? Hayır ya, eve gidelim. Şimdi bulacaklar bizi falan. Kardeş mevzuyu gördünüz ama değil mi lan? Dayı ama bir şey soracağım. Herkes iyi değil mi? Bebeleri fena dövdü. İyiyiz oğlum, iyiyiz. Yani kardeş. Kim bize ne yapabilir lan burada? Doğru diyorsun. Kardeş. Bizlik bir şey yok da seni bıçaklamışlar ha. Niye lan? Nereye mi bıçaklamışlar lan? Hissetmedin mi? Ya olayın sıcağı sıcağına demek ki hiç hissedemedim. Nerede bıçak? Hastaneye gidelim mi kardeş? La ne hastanesi oğlum? Kola çekirdek yapalım, vücut zamanla kendi atar la hadi. Kanka, bu arada tişörtün olay. Olay mı? Gidelim dedim abi size. Hayır, öyle bir şey değil. Tişörtü olay. Güzel anlamında. Sağ ol, teşekkür ederim. Yıkılıyor. Sağ ol. Dökülüyor. Teşekkür ederim, sağ ol. Dökülüyor. Sus lan, tamam anladık. Bir tişörtü öreceksin, ağzına erozyonu vuradı. Kanka, erozyona en son 2012'de gittik ama sen bilirsin. Doğru. Erozyon demedim, erozyon dedim, mal. Ya teşekkür ederim, ben de çok seviyorum. Paris Moda Haftası'ndan aldım. Yalnızca dünyada bir tane var, o da bende. Tişörte ne diyorsunuz? Ha? Sadece bende var, geçen gün aldım pazardan, bit pazarında. Bunlar şimdi sadece sende mi var la? Dünyada tek bende. Al. Bende de var kardeş. Siz nereden aldınız lan? Dayı belediye dağıtıyordu, gittik aldık, sıraya gittik. Ben niye para verdim o zaman alemin yumruğuna? Sağ ol. Of abi çok sıkıldım ya. Şilkır çevirmece falan oynayalım. Hadi. Olur. Tamam. Hadi sen çevir. Abi nasıl çevireceğim? İngilizceden Türkçe'ye çevir. Salak mısın kızım? Tut çevir işte ya. Gerizekalı mısın? Tırnaklarım var. Çeviremiyorum. Protest tırnaklarım. Çeviremiyorum tamam ya. Tamam abi, tamam. Ben çeviririm ya. Doğruluk mu, cesaretlik mi? Cesaretlik abi. Abi Berkuto'ya tokat at. Abi şaka mı? Ya bir şey olmaz kızım. Bir tane tokat ne olacak? Abi çok zor. Bakın yani ya çok zor. Şaka mı? Şaka değil ya. Bir tane tokat. Ya gerizekalı. Şaka mı demiyorum. Şaka mı diyorum. Ya abi hiç anlaşılmadım ya. Ya bakın anlaşılmadım. Kalkıp gideceğim. Gerçekten bir tane çakacağım. Gerçekten iğrenç bir şakaydı. Bir daha aklıma ne geldi? Ne geldi? Şu kolayı getir de şişe çevirmeci oynayak lan. Olur kardeş. Hadi geçen gün gördüm bak. Kolaya gerek yok. Oğlum bana bak, bir şey diyeceğim. Nimetle şahı olmaz lan. Bir şey var mı? Her şişe nimet mi lan kardeş? Oğlum içindeki su nimet.
Ya boş geç, lan geç. Oturun hadi lan boş şişe. Şimdi geçen gün internette izledim. Rezalet bir adamsın. Evet. Geçen gün internette izledim bunu. Çeviriyorum tamam mı? Şişenin kapağı kime gelirse diğeri onu onları vurmaya çalışıyor. Güzel. Tamam kardeş. Beni oyna abi. Çeviriyorum. Evet. Sağa geldi tabii. Lan. Vallahi bana geldi kaçın. Hah topuk. Ben kazandım. Oğlum silah mı sıkılır lan? Silah mı sıkılır? Taş sopa neyim ataydın ya oğlum? Silah sıkmak ne? Neyle vuracağım kardeş? Evet, her iki tarafında arkadaşlıklarında biraz sıkıntılar var. Bakalım aşk hayatları nasıl? Cansu, akşam bir şeyler içer miyiz? Aşkım ben Berkutay'a söz verdim ya. Oha, Berkutay bana da söz verdi. Nasıl ya? Sana ne zamana söz verdi ki? Bir yıl sonra ya. Nasıl ya? Devlet hastanesi mi bu çocuk ya? Bir sene sonra söz veriyor. Selam, selam Sıfay ya. Selam, tamam. Ne olacak sana? Senin için ısıtma. Sakin, burada kal. Aşk olsun ya. 45 dakikadır ayaktayız. Bir kere otur demediniz ya. Tamam, tamam. Korkmayın. Herkese yetecek kadar varım. Şimdi size bir soru soracağım. Duruma göre kimle takılacağıma karar vereceğim. Sor. Sizin, sizce benim en sevdiğim... Bir daha sorabilir miyim? Sen de en sevdiğimiz... Sen, sizin, ben alo Türkçe konuşmak istiyorum. Evet. Tamam, daha tekrar soruyorum. Bir daha... Ben de en sevdiğiniz özelliğiniz ne? Özelliğim ne? Allah kahretmesin ya. Bir daha soruyorum. Gülme lan, kıvırcık. Anlamadım neye gülüyor ya. Oğlum salak mısın? Devam ediyorum. En sevdiğiniz özelliğim sizce ne? Yatın. Katın. Paran. Sen ne alaka lan? Oğlum o kadar çok param var ki artık ben de etkileniyorum ya. Saçmalama kanka. Yani. Saçmalama. Hiçbiriniz beni ben olduğum için sevmiyorsunuz. Uf sen de be. Hem ayranım dökülmesin hem de... Aa! Seyirmesin. Yürüyün kızlar gidelim. Yürü kız gidelim hadi. Ay tamam geliyorum. Allah'ım her şey çok zor ya. Evet. Berkutay'ın aşk hayatı böyleydi. Bakalım Salih'inki nasıl? Hadise güzel kadın ya. Vallahi iyi kadın. Evet, aşk hayatlarını gördük. Peki soruyorum size, coğrafya kader midir, keder mi? Şişt. Ne bakıyorsun? Bana mı bakıyorsun? Dediniz ya ben ona... He. Yoksa bakmıyordum. Niye bakmıyorum? Bak, bakayım mı? Oturayım mı oraya? Nereye? Yanına ya. Şuraya? He. Gel. Uzaktan gördüm ya bro. Birazcık dertli duruyorsun. Ben de dertliyim, gergoyum bu aralar. Sence hadise nasıl? Güzel. Simge. O da güzel. Benim favorim Aleyna ya. Evet ya, şarkıları çok güzel. Şarkı mı söylüyor? Senin... Abi senin niye favorin o zaman? Ne bileyim, böyle gördüm geçen gün sosyal medyada. Sen de dertli duruyorsun. Neyin var? Ya da ben anlatayım ya, boş ver seni. Sen zengin misin lan? Evet, nereden anladın? Daldan dala atlıyorsun sabahtan beri, onu yapayım, bunu yapayım diye. Ne derdin var? Kaç yaşındasın? 25. Aynı yaştayız abi. Aynen. Şimdi benim şöyle bir derdim var. Zaten aslında derdim zengin olmak ya. O kadar kötü bir hayatım var ki. Yatım var, katım var, evim var. Aileme çalışayım diyorum. Asla izin vermiyorlar. Zaten param var. Ne çalışıyorsun oğlum diyorlar. Arkadaşlarım desen gezme tozma derdinde.
E tabii kızlar etrafımda fır dönüyor ya. Elimi sallasam 50'si ne kadar da sıkıcı değil mi? Derdim bu işte. Senin derdine sıçayım ben. Anlamıyorsun ya. Derdin ben var ya, tat senin dert kere. Senin ne derdin var ya, sen de anlat. Bizim derdimiz çok ya. Annem babam ne yapsam zaten beğenmiyor, hoşlarına gitmiyor. Arkadaşlarım desen zaten hepsi başka alemde, başka kafadalar. Çevremde bir tane kız yok lan. Seninki dertmiş ya. Dert tabii oğlum, boşuna bir şey yapıyoruz yani. Belki de, yani önemli olan belki de dertlerimizin büyüklüğü değil, onu nasıl gördüğümüzdür ya, ha? Aslında doğru diyorsun ya. Dertlere ne kadar yaklaşırsak o kadar büyük görürüz. Böyle bir şey demeye çalıştın değil mi? Hiç bok anlamadım dediğinden ama evet, öyle bir şey demeye çalıştım da olabilir. Yani diyorum ki belki de asıl mesele çekirdek koladır be ha. Ne diyorsun? Aynen öyle. Çok sağ ol. Bir belgesel kuşağımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki belgeselimizde görüşmek üzere. Abi sen bir şey değil mi? En büyük dert bunun ki ya. Boşluğa konuşuyor öyle. Ne bakıyorsun? Bir şey mi oldu? Deli mi ne ya? Allah Allah. Yazarlarından. ÇG buçuk diyelim mi? Diyelim. Onları da çağıralım. Artık bile çağırdım. Çok güzel hareketler. Dur, bir şey söyleyeceğim. Ne oldu? Şimdi herkes de gitti ya, bir an tek kaldım zannettim sahnede seninle. Evet, ben de orada böyle bir gerildim biliyor Acun musun? Nagihan'ı tek fırçalıyor ya. Öyle olacak zannettim. Çok stres oldum. Ezber unuttuk. Çok çalışıyoruz. Ne olur kusura bakmayın. Özür dilerim ya. Ben geldim ve seni yargılayacağım. Evet, ya. Gerçekten bir anda Nagihan kadar kaslı hissettim kendimi. Çok özür dilerim. Bunlar çerçöp falan diye. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlarım.